Futbol Arena'dan Günden Fenerbahçe programından herkese merhabalar. Abi hoş geldin. Merhaba Efeci, hoş bulduk. Sorularıma geçmeden önce klasik hatırlatmamızı yapmak Evet. istiyorum. İzleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve görüşlerini bize aktarmaları için yorum yapmalarını talep ediyoruz, Evet, istiyoruz. sağ olsun ilgileri, destekleri, eleştirileri için bir kere daha teşekkür ederim. Abone olmalarını bir kere daha beklediğimizi ifade edelim. Evet. Fenerbahçe Hatay deplasmanına galibiyetle döndü. Evet. Son dönemde deplasman formu oldukça iyi Fenerbahçe'nin. Evet. Sen ne düşünüyorsun abi bu deplasman formu ile ilgili? Bir de Hatayspor maçında bir 11 değişikliğine gitti. Beka döndü, Mert Hakan'ı Evet. 8 numarada kullandı. Sence Ulan maçında da bu 11'i devam ettirecek mi? Şimdi şöyle, öncelikli olarak şunu sormak gerekiyor. Yani deplasmanda bir kere Fenerbahçe daha rahat, oyuncular daha rahat, hoca daha rahat. Bunu bir yorum olarak değil, bir bilgi olarak daha önce aktarmıştım. Sebebi de şu. İçeride 50 bin kişi tabii destek veriyor, vermek istiyor. Ama sonuçta oyun akmayınca, oyunda sıkıntı olunca, gol gelmeyince biraz tribünlerde bir takım kırılmalar olabiliyor. Ve bunu hoca da hissediyor, oyuncular da hissediyor. Bir kere daha söylüyorum, bu bir bilgi. İçeride oyuncular bunu hissediyor. Yani iç sahada oyuncular tribündeki bu kırılmayı ve zaman zaman yaşanan bu güven kaybını hissettiği için çok rahat değiller. Deplasmanda daha rahatlar. Bunu bir kere belirteyim. Deplasmanda da hatta bazen işi görüyorum yorumlarda, iç saha seyircisinden daha bir deplasman seyircisi vardı. Aslında Hatay'da yani Mersin'de de aslında deplasman gibi değildir. Tabii Çoğunluk tabii. Fenerbahçe Ama taraftarıydı. genelde hep söylüyorum, deplasman seyircisi de ilk dakikadan son dakikaya kadar gol yesen de kötü oynasan da destek veren bir profile sahip olduğu için deplasmanda daha rahat olduğunu Fenerbahçe futbol takımının ve teknik heyetini söyleyeyim. Hani birini eleştirmek için demiyorum. Bu bir durum tespitidir. Eleştiri kısmını daha sonra belki geliriz. Ama enteresan olan şu, mesela Hatay maçıyla alakalı bilmiyorum izleyeceğimiz ne düşünüyor ama ben maçın sonuna kadar şunu bekledim. Dzeko ve Tadiş ne zaman çıkacak diye bekledim. Hiç çıkarmadı hoca. Çok enteresan değil mi? Ne oldu da birden İsmail Hoca çıkarmamaya başladı Dzeko ve Tadiş? Maç bitmiş, kopmuş. Dakika 80, 85. Çok rahat Fenerbahçe. Niye çıkarmadı sence? Hatasını görmüş olabilir mi sence? Olabilir abi. Ya burada her program bunları anlatmaya çalıştık. Çünkü Dzeko'yu çıkardığın zaman savunma diyor ki, oh kardeşim kurtulduk bu adamdan ya. Başımızda hiçbir yere çıkamıyoruz. Ya onu mu tutacağız, ileri mi çıkacağız diyor. Tadiç varsa, abi Tadiç'e mi bakalım, Dzeko'ya mı bakalım modundalar. Hoca ne yapıyordu? İkisini birden çıkartıyordu. Ondan sonra savunmalar, rakip savunmalar bayram ediyordu. Ve zannediyordu ki hoca belli noktada. Mesela Rize maçında da aynı şeyi söyledim. Öndeydi Rize maçında. Dzeko'yu çıkardı yine. Rize pozisyon buldu. En sonunda galiba hoca biraz geç de olsa doğrusunu bulmaya başladı. Yani bu modda devam ederse Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı çok çok artar. Bunu söyleyeyim. Ama sadece bunu bir maçta gözlemledik. Dzeko ve Tadic'in çıkmaması Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın bazı gerçekleri anladığını gösteriyor. İkinci bir konu da şu. Hoca türü bilmiyorum sen nasıl gözlemledin ama kenarda biraz daha rahattı. Daha böyle bir özgüvenliydi. Maç sonu tribünlere gitti böyle bir yumruk şov Hırslı tarzı. bir Evet, surat hiç ifadesi vardı. böyle hoca şunu fark etmiş. Toplantılar yapıldı vesaire. Yani bu işin sadece teknik taktik kısmının yanı sıra biraz kenardan da bir enerji katması gerektiğiyle alakalı bir durumu fark etmiş durumda. Bu da onun bir değişimi. Bakalım bu sürecek mi, sürmeyecek mi? Yani anladın mı? 3-5-2, 4-4-2 sen şuraya geç, sen buraya geç. Bu hocalığın bir kısmı ama bir de kenarda duruş var. Tedirginlik var ya da özgüvenle durmak var. Ya da seyircilerin bütünleşmek var. Kriz anlarında kulübede kalmak var ya da tam tersi öne çıkmak var. Hoca biraz bu konuda bence bir adım attı pozitif anlamda. Dolayısıyla bu çerçevede bu davranışları devam ederse de olumlu anlamda takıma katkı sağlar. Ama temel konu Dzeko ve Tadic'in çıkmaması Fenerbahçe ile alakalı benim umutlarımı tekrar arttırdı. Avrupa Kupası maçında da ideale en yakın kadroyu çıkaracağını söyleyebiliriz. İşte İrfan'ın sakatlığı var, o yetişmiyor. Ve bilmiyorum sorar mı sormadı, ben şimdiden söyleyeyim İrfan yetişmiyor. İkinci maça belki yetişecek. Dönüş tarihin hakkında bir İkinci süre var maç, mı abi? ikinci maç, ikinci maç. 14 Mart'a denk geliyor. İkinci maça yetişmesini planlanıyor. Onun dışında eldeki en hazır kadroyla, en hazır oyuncularla sahaya çıkacağını ifade edelim. Fenerbahçe'nin orada da ciddi bir hedefi var Kupada, Avrupa Kupası'nda. Hatay Spor maçında Beka ilk 11'de sahaya çıktı. Fred de sonradan oyuna girdi. Yavaş yavaş takıma adapte olmaya başlayacaklar. Kesin dönüşleri ne zaman olur peki? Tamamen ilk 11'de ne Şimdi zaman dostum görürüz? şöyle, şimdi bir kere hala ilk tercih Ciku stoperle. Yani şimdi Bekao iyi oynadı. Dün işte sordum nedir ne değildir diye.
Ciku'nun ayağı Bekao'ya göre daha iyi olduğu için hoca Ciku'yu tercih ediyor, edecek gibi duruyor. Şimdi Bekao da sert, Bekao çok sert, evet. Ciku da sert. İşte Bekao çok mücadeleci, Ciku da mücadeleci vesaire vesaire. Ama Bekao'nun ayağı çok daha iyi, Ciku'nun ayağı çok daha iyi Bekao'ya göre. Bu yüzden hocanın hala oradaki ilk tercihinin Ciku olduğunu öğrendim. Fred de büyük ihtimalle artık bu haftaki olağanüstü bir şey olmazsa lig maçında 11'de görebiliriz gibi geliyor bana. Dediğimiz gibi yine durumu yakından takip ediyorum. Bir sakatlığı kalmadı. 11'de yer alması için de bir çalışma var lig maçında. Şimdi abi Sebastian Szymański'ye geçmek istiyorum buradan. Evet. Son zamanlarda bir form düşüklüğü olduğu konuşuluyor. Evet. Bir de Napoli'nin ilgisi olduğu söylentileri de çıktı. Vallahi Napoli'yi çok sormadım. Takip eden kulüpler olduğunu biliyoruz ama şimdi bu böyle bir algı yaratılıyor. Mesela Szymański'de form düşüklüğü var. İşte Tadic'de form düşüklüğü var. Dzeko'da form düşüklüğü var. Şimdi öyle bir birden bu sosyal medyada bir takım fikirler bize dayatılıyor ve biz hani bunun doğruymuş gibi kabul ediyoruz. Szymański'de form düşüklüğü var. Szymański ne yapmıyor? Gol atmıyor, asist yapmıyor. Ya kardeşim, adam her maç bir gol bir asist oynayan bir oyuncu var mı ya? Her maç bir gol bir asist 6-8-10 oynayan bir oyuncu varsa söyle yani. Real Madrid alsın onu yani. Şimdi doğal olarak adam çok üst perdeden başladığı için hem oyun hem skor katkısı yaptığı için bu bir yerde bir yerine düşme olacak. Skorda düşme oldu ama oyun olarak ben çok düştüğünü zannetmiyorum. Evet, savunma katkısı falan hala. Yani insanlar onu hep atlıyor. Sadece bakıyor, istatistiğe bakıyor. Ha, kaç gol atmış. Mesela benzer bir durum neyde var biliyor musun? Benzer bir durum Dzeko ile Tadic'de var. Yani çok sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım, abilerim de söylüyorlar. Yani artık üzülüyorum yani. Efendim Dzeko ve Tadic'de fiziksel düşüş var. Allah Allah ya nasıl yani bu adalesini falan mı ölçtünüz? Ölçüm yapılıyor biliyorsun, takılıyor aletler ve yorgunluk dereceleri ölçülüyor. Gidip ölçtünüz mü? Yok biz sahada öyle görüyoruz. Peki sahadaki oyunun çökmesiyle beraber Dzeko ve Tadic'in oyunu etkilenemez mi? Etkilenebilir ki biliyorsun sakatlıklar oldu, hoca çözüm bulamadı ve komple bir düşüş yaşandı. Peki siz biliyor musunuz Tadic bugüne kadar kaç idman kaçırdı? Ya hiç diyebilirim. Sıfır, sıfır. Tüm idmanlara çıktı. Tüm maçlarda oynadı. Sakatlanmıyor adam. Ön elemelerden beri de oynuyor. Tüm maçlarda oynuyor. Dzeko sadece Galatasaray maçı öncesinde riske edilmedi. Evet. Riske edilmedi. Bak o maç Galatasaray maçı değil de başka bir lig maçı olsa önceki yani derbi olduğu için dediler ki ne olur ne olmaz gitmesin şeye. Şimdi arkadaşlar bu adamlar ne yapıyor biliyor musun? Bu adamlar her antrenman sonrası fitness'a giriyorlar. Her antrenman sonrası. Sonra bunu gören diğer oyuncular da, bizim yerli oyuncular da girmeye başladılar. Bu adamlar her antrenman öncesi, sakatlık önleyince antrenman yapıyorlar. Bu adamlar maç takvimini alıyor. Ona göre uyku saatini, yeme saatini, içme saatini ayarlıyor. Bu adamlar doğum gününde kesilen pastadan bile bir şey yemiyorlar yani. Hani o kadar daha örnekleyebilirim yani. Bu adamlar biz kupa maçında da oynamak istiyoruz diyorlar İsmail Hoca'ya. Tam bir profesyoneller. Niye yani istiyor biliyor musun? Çünkü adamın bir rutini var. Eğer o maçta oynamazsa ritmi düşer diye düşünüyor. Hani normalde işte büyük oyuncular ya ben kupa maçında oynayayım, lig maçında oynayayım falan diye düşünebiliriz. O yüzden bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamak lazım. Ve insanları da bu konuda maalesef yanlış yönlendiren çok arkadaşım var. Maalesef daha da ilerisi zehirleniyor insanlar. Dzeko ve Tadic'in fiziksel bir form düşüklüğü yok. Hayatınızda görüp görebileceğiniz en profesyonel oyuncular ve somut kanıtlarla konuşuyorum. Tadic sakatlanmadı. Tadic antrenman kaçırmadı. Dzeko 1-2 antrenman belki kaçırdı. Bir kere de derbi öncesi de riske edilmedi. Daha hani biri bir şey söylüyor abi devamında gidiyor. Szymański'de form düşüklüğü var. İşte hiçbir oyuncuda problem yok. Kulinç uyum sağlayamadı onu ayrı koyuyorum. Ayrı kenara koyuyorum. Hiçbir oyuncuda bir problem yok Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin problemi İsmail Hoca'nın doğru karar verememesiydi. Bunları vermeye devam ederse Fenerbahçe bu kararları Hatay maçında olduğu gibi doğru karar vermeye devam ederse deplasmanda Galatasaray'ı da yenebilecek bir güce, potansiyele ve kadroya sahiptir. Yani o yüzden farklı yerlere böyle eleştiri yaparak esas sıkıntıyı gözden kaçırıyor çoğu kişi. Bilmiyorum anlatabildim mi? Szymański konusunda böyle geniş çaplı konuştuk. Son olarak da son zamanlarda formunu yükselten bir oyuncuya geçmek istiyorum abi. Mert Hakan Yandaş 3 maçtır çok iyi bir performans sergiliyor. Sen bu yükselen performansı neye bağlıyorsun? Kardeşim Mert Hakan iyi oyuncu. Ben bir gün program yapıyordum. Dedim ki işte Mert Hakan sempatik bir adam olmayabilir. Ama iyi oyuncu. Şimdi vay efendim sen misin? Ya, iyi oyuncu kardeşim bu adam. Bu adam iyi ama şimdi biri sana sempatik gelmiyor diye
Onun da hataları var. Hani onu uzun uzun konuşmayalım işte vesaire. Mesela öz eleştiri de yaptı ama hakemle diyaloğu, rakiple falan biraz abartılı hareketleri var. Kabul ediyorum. Ama bunu iyi oyuncu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ya da tam tersi. Kim oyuncu çok sempatik gelir. Hakan, Mert Hakan gibi antipatik değildir sizin için. Ama Mert Hakan kadar iyi oyuncu değildir. Sana iyi oyuncuymuş gibi gelir. Bu çok subjektif bir konu. Yani oyunculuk ayrı bir şey. Senin o kişiye olan bakış açın, antipatin ya da sempatin ayrı bir şey. Mert Hakan iyi bir oyuncudur. Mert Hakan'ın temel problemi, sıkıntısı şuydu. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bir transfer süreci vardı. Fenerbahçe'ye geldi vesaire. O yıprandı. Kendini taraftarı sevdirmek istedi. Bu camiye benim bu yüzden ekstra bir çabaya girdi. Bu ekstra çaba da onun biraz da böyle antipatik hale gelmesine sebep oldu. Ben bizzat kendisine de sordum. Ya evet abi dedi, Galatasaray derbisinde bana darbe vardı dedi. O darbe ciddi bir darbe. Ben hakikaten sonra izledim, darbe vardı. Ama biraz abarttım dedi. O hani duygularını hala belli nokta kontrol edemiyor. Edemiyor. Bunu kabul. Ama Mert Hakan'ın dinamizmi. Tadiç'in niye ya da Ceko niye Mert Hakan'la çok iyi arkadaş? Karakaşı karagözü için mi? Ya iyi insandır ayrı. Potansiyelde görüyorlar mı? Abi al ver yapıyor. Şimdi saha içinde de çok iyi anlaşıyorlar. Bunu bilgi olarak sana söyleyeyim. Mert Hakan veriyor devam ediyor. Tadiç'e veriyor devam ediyor. Ceko'ya veriyor devam ediyor. Hareketli Mert Hakan. Mert Hakan Tadiç'in ve Ceko'nun en çok oynamayı sevdiği oyunculardan biri Mert Hakan. Bak bunu da bilgi olarak sana söyleyeyim. Hani siz sevmiyorsunuz olabilir. Hatta kötü oyuncu diyorsunuz da Ceko ve Tadiç'in en sevdiği oynamaktan en mutlu olduğu oyunculardan biri. Çünkü işlerini kolaylaştırıyor. Verip hareket ediyor. Pası verip kalmıyor. Ve Ceko ile Tadiç'e de alan yaratıyor. Mert Hakan'ın Rize maçındaki geri dönüşü. Yani hoca hep düşünüyordu. Sahaya atmam lazım, 11'e atmam lazım diye. Ama bir fırsat bekliyordu. Çünkü niye? 11'e atarsın kötü oynar. Bu sefer iyice kaybedebilirsin. Rize maçındaki geri dönüş sonrası o uygun fırsatta ortam oluşuyor. Ve Mert Hakan 11 attı. Dolayısıyla 11'in de en güçlü adaylarından biridir Mert Hakan. Peki abi. Programı bitiriyorum. Güzel sorular oldu. Çok doğal sorular oldu. Teşekkür ederim Efe'cim. Bir kere daha izleyicilerimizin hatırlatalım. Yorumlarını, beğenilerini, eleştirilerini bekliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere abi.